Selam, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümde bir Bex var, bira. Bir de şöyle çok da görünmesi gerekmeyen tuzlu fıstığım var. Birayı açayım. Konuşacağız. Yaşayabildiğim şekilde
varan bir ülke olmasına, gerçeklerin. Yani şu son futbol müsabakalarında olanlar, oraya giden baskı, insanların doğal hakkını uygulamasına karşı sindirilmeye çalışılmaları falan çok çok üzücü. Tabii bu kanal da sadece benim, bu kanal sadece benim olan bir kanal değil. Bilgehan'la birlikte içerik üretiyoruz, o yüzden çok üstüne gitmeyeceğim burada bu konunun. Nasılsa yeni kanal açıyoruz. Açıyorum daha doğrusu. Konuşamıyorum. Orada bol bol konuşurum. Konuşacak zamanım var. Çok fazla hatta. Haliyle 2,5 aylık bir süremiz kaldı. Ondan sonra daha rahat konuşacağımızı düşünüyorum. Umuyorum. O yüzden müşteri olun efendim. Bir şeyler güzelleşecek. İnanıyorum ben buna. Zaman alsa da, emek gerekse de bunlar için güzelleşecek. Elbet güzelleşecek. Elbet çok daha iyi ve ivedilikle tepki gösterilen haksızlıklara karşı bir düzen haline gelecek buradaki de. Herkes elbet hakkını arayacak. Herkes elbet verdiği yetkilerin sonucunda yapılan şeylerin sorgulamasına yönelecek diye düşünüyorum. Er ya da geç. Çünkü öyle olunca 3-5 tane öneriyorum ve bitiyor.
işlenebilecek bir film bu. Ülkemizde bu kadar baskıdan ve hukuk sıkıntısından, hukuk sorunundan geçerken bence her vatandaşın bir izlemesi, tahlil etmesi gereken film ya da filmlerden biri. Hemen bir başka filmime atlayayım. Mesela ne önerebilirim burada? Leon diye bir film var. Yine beni böyle ağlamaktan maymuna çevirmiş filmlerden biri. 2016 yapımı ve bu film bir saniye. Şu an listemden bir şey sildim. Ama ne sildiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Az önce yanlışlıkla bir film sildim galiba listemden. Çok da önemli değil, şu an Leon filminden bahsediyordum. Yani şu an nerede kaldığımı unuttum. Çok üstüne konuşmayacağım. Yine beni dakikalarca ağlatan birçok sahnesinde ve gerçekten ele aldığı ana fikir olarak da çok etkileyen ve hayatıma dokunmuş filmlerden biri. İdeallerimden birini de aslında film içinde barındırdığı için benim için çok daha farklı bir yere oturdu. Her zaman böyle zihnimin haritalarında çağıracağım filmlerden biri olarak yer alıyor. Saksı Olmanın Faydaları isimli bir gençlik filmi var. Birçok yaşa hitap edeceğini düşünüyorum. Hem anlamlı hem kolay akan hem de sinematografisi gerçekten güzel olan filmlerden biri. Emma Watson ve Ezra Miller falan var. Buna da göz atabilirsiniz. Mesela The Little Death filmi var. Küçük Ölüm. Bu da çiftlerin arasındaki iletişim problemlerine değinen bir film. Bunu da daha önce paylaştım mı bilmiyorum. Filmlere şu an çok böyle derin değinmiyorum. Artık ASMR dışı tarafta daha rahat yaparım, onu insanlar şikayet etmez en azından. Sonuçta bir mukbang kanalı burası ve gerçekten o uyumsuzluk en azından yorumdakilerden anladığım kadarıyla ortaya çıkmaya başladı. Pek sevmiyorlar bunu. O yüzden çok derine inmiyorum. Kafa yormamak için. Ben normalde bu filmlerle ilgili çok daha detaylı yazılar falan da yazıyorum hem kendi içimde. Yani bilgisayarıma hem de Mobi'ye ekliyorum. İzin verdiği kadarını. Şöyle ki, şimdi bu bahsettiğim filmlerin hepsi benim için gerçekten çok iyi olan filmler. Bende iyi etki bırakmış filmler. O yüzden çok değinmeye ihtiyaç duymuyorum. Bir öneri olarak kabul edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da hepsini izleyebilirsiniz. Çok da anlatmama gerek yok o yüzden, ama birçoğuna uzun vadede değineceğim. Kendi sesimle artık. Zamanı gelince zaten hem onlara hem de onların felsefelerine vakit ayırmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. The Little Death mutlaka izleyin. İlişkiler için birebir olan filmlerden biri. Ailenizle izlemeyin. Yani rahatsız olmuyorsanız izleyebilirsiniz. Çok fazla. Artı 18 öğe var. Aynanın içinden filmi var. Truth, Glass, Darkly olması lazım. Onu daha önce önermiştim. Bergman'ın Ayna Üçlemesi'nin ilk filmi. Mutlaka bu üçlemeyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Ağır film sevenler için bu tavsiyem. Yoksa bayağı sıkılırsınız. Blue diye bir film var. Daha doğrusu bir belgesel bu. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Hala Mobi'de mi bilmiyorum. Ben Mobi'de izlemiştim. Blue Blues Band grubunun hikayesini konu alıyor. Yavuz Çetin ve Kerim Tekin'i konu alıyor. Ben çok etkilenmiştim. Ve yer olarak da gerçekten önemli bir belgesel. Tavsiye ediyorum. Bir diğer önereceğim film Kadın Kokusu. Al Pacino'nun zirve performanslarından biri bence. Yanlış hatırlamıyorsam 6 ay körlerle birlikte yaşıyor bu filmde. Rol yapabilmek için ve gerçekten bir kör olduğuna ikna oluyorsunuz. Hayatımda izlediğim en iyi oyunculuklardan biri. Ve filmdeki eleştiriler, yani dünyaya yapılan eleştiriler, topluma yapılan eleştiriler ve alt metin o kadar sağlam ki her sahnesinden keyif alabileceğini düşünüyorum iyi bir film izleyicisinin. Bir diğer filmim Savaş Vadisi. Bunu da
yapımcısının, yönetmeninin filmi ve gerçekten yani son zamanlarda bu kadar etkilendiğim bir film var mı bilmiyorum. Amerika'nın Doğu ülkeleri üzerinde kurduğu bu işte Afganistan tarzı ülkeler üzerinde kurduğu zalim baskıları, öldürdüğü insanları o kadar iyi anlatıyor ki ve bunu bir Amerikalı olarak yapıyor. Kendi ülkesinin içinden olan bir insan olarak yapıyor. Çok değerli bir eleştiri bence. Her ne kadar bazı insanların çok hoşuna gitmese de ben sinematografiden tamamen ayrı tutarak çok çok değerli olduğunu düşünüyorum bu filmlerin. Hayatta önemli noktalara değinen her türlü film, bir amacı olan, gerçekten cesurca tepki dile getiren her türlü film benim için değerlidir. O yüzden mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri bence ama ağır. Çok etkileyebilir, dikkat edin. Bir diğer önereceğim film In the Mood for Love. Hayatımın en iyi filmlerinden biri. Wong Kar-wai filmi. Serinin ikinci filmi. Ben yanlışlıkla ilk bunu izledim. Üçlemeyi göze alarak izlerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. In the Mood for Love'ı da yazın efendim bir kenara. Ben Drive My Car filmini çok sevmiştim. Epey ünlü olduğu için biliyorsunuzdur, sevmeyeni de çok. Filmin içinde birçok değerli nokta gördüğüm için ben de yeri ayrı olan filmlerden biri. Sinematografisi yani çok olağanüstüydü. İzlemek istiyorsanız yine referans olabileceğim filmlerden biri. Umut Işık'ın güzel bir film. Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence oynuyor. Onu da geçiyorum, izlenebilir. Victoria'dan daha önce bahsettim. Bir başyapıt. Plan sekans bir film. O yüzden mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri bence. Victoria. 2015 yapımı bir film. Geçiyorum. Bu arada Joachim Trier'in Oslo hikayesi üçleme mutlaka izleyin. Onu da öneriyorum. Şipşak Aile. Yine çok güzel bir film. Leon'un alt metnine uygun ilerleyen ama çok daha farklı hikaye ve herhangi bir şekilde gerçekle bir bağlantısı yok. Yine de bu arada Instant Family tam ismi. Çok değerli bir film bence. Verdiği mesajla birlikte bunu da biraz Redacted gibi görüyorum. Çok sinematografisi, filmin kendi iç dinamikleri önemli değil. Vermek istediği mesaj çok değerli benim için. Brad Pitt'in Moneyball filmi var. Kazanma sanatı. Bu da gerçek bir hikaye ve çok kaliteli bence. Hem çok başarılı bir spor filmi hem de yeniliklere direnen insanları çok iyi şekilde aynalayan ve özellikle zaaflarını gösteren değerli bir film. İzleyebilirsiniz. Baba serisini, Godfather'ı zaten izleyin. Onu geçiyorum şu an. Çok detaylı konuşmayacağım. Watchmen iyi bir film. En iyi süper kahraman filmlerinden biri olabilir ki
Galaxy diye bir belgesel var Netflix'te. Leonardo DiCaprio'nun yapımcılığını üstlendiği bir belgesel ve vermek istediği mesajla bence yeri çok değerli. İnekçiliğin, dünyada inekçiliğin, inek bakıcılığının ve üretişliğinin hava kirliliğindeki, dünyaya etkilerindeki rolünü anlatmaya çalışıyor belgesel. Rush diye bir film var. Zafere Hücum. Chris Hemsworth'un oynadığı ve onun en iyi filmlerinden biri bence. Çok duygulanmıştım. Gerçek bir hikayeden uyarlama. İzleyin efendim. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Brad Pitt ve Kate Blanchett oynuyor. Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri. Çok iyi bir film değil ama kullanılan tekniklerle özel bir film. O yüzden izleyin bence. Bir de senaryosu, kurgusu, hikayesi farklı. Özgün bir film. Amerikan güzeli. İzlettirin. Tabii film kültürü olan ve ağır filmleri seven insanlar.
hissediyorsunuz. O içten duyguları ve savaşın berbatlığını, insan üzerindeki yıkıcılığını ve aslında vicdansızlığını çok güzel öne seren bir film. Hadi bir tane daha önereyim. Sohbetten ziyade olabildiğince